Muğla mutfağında hamur işleriyle yapılan birçok yemek var ve mantıları da neredeyse her bölgeye ait farklı mantılarla çıkıyor karşımıza. Muğla'da 3 ayrı mantı tiplemesini görebiliyoruz. Stil mantı, Bekir harç mantı ve şu an yapacağımız Bodrum mantısı. Bodrum mantısı aslında çok eski kökene dayanmıyor ama yine Bodrum'un ismiyle anılıyor ve Bodrum'da mutlaka gidildiğinde yenilmesi gerekenlerden bir tanesi. Bu nedenle Bodrum mantısını da beraber yapalım istedim. Bodrum mantısı için klasik mantı hamuru kullanıyoruz ama farklılığı şu, kızartılarak hazırlanıyor ve çıtır mantı olarak da biliniyor. İç harcımız yine aynı. İçerisinde kıymamız var, soğanımız var, elbette ki baharatlarımız var tatlandırıcı olarak. Ve üzerinde de mutlaka sarımsaklı yoğurt kullanıyoruz. Ama tekniğimizde farklı var. Hemen hazırlığımıza başlayalım. Bunun için 2 bardak un eledim. Elediğim unumu yoğurma kabıma alıyorum ve içerisine yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra unumu ve tuzumu ardından ortasını açıyorum ve içerisine yumurtamı kırıyorum. Ve yumurtamı çok az suyla açarak ardından yoğurmaya başlıyorum ve serte yakın bir hamur yoğuruyorum. Mantımızın iç harcını kıyma, soğan, karabiber ve tuzla hazırladık. Bununla birlikte süzme yoğurt kullanıyoruz ki yerelde kese yoğurdu olarak bilinir. Sebebi de kendilerinin mayalamış olduğu yağlı yoğurdu keselere koyarak, bez torbalara koyarak süzdürmeleridir. Bundan dolayı da kese yoğurdu derler ve özellikle de kese yoğurduyla yapılan birçok yemek türü var. Burada da kese yoğurdu kullanıyoruz. Kese yoğurdumuzu açtık suyla ve sarımsağımızla birleştirdik. Çok az da tuzla tatlandırdık. Her iki ön hazırlığımızı da tamamladıktan sonra bu arada biz ön hazırlığımızı yaparken üstünü kapattığımız havayla temasını kestiğimiz hamurumuz da dinlendi. Yaklaşık 20-25 dakika kadar dinlendirdik ve şimdi açmaya başlıyoruz.
Hazırladığımız mantılarımızı hemen küvetime alıyorum ve kızartmak üzere ocağıma geçiyorum. Aynı zamanda ocağımda üzerine dökeceğim biber sosumu da hazırlayacağım ve hepsini bir araya getirmek için tekrar masama geri geleceğim. Mantılarımızı kızarttık ve hemen ardından üzerine sarımsaklı yoğurt, üstüne de yaktığımız biber sosumuzu döktük. Tabii ki nane hem taze hem kuru kullanılarak daha fresh, daha aromatik hale getirmek mümkün. Ve bu şekilde servise hazırladık. Afiyet olsun.